Biliyorsunuz dün bilim kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında da önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aşı çalışmaları ile ilgili açıklamaları vardı. O sözleri kocanın da gündemindeydi. Koca rakam vererek Çin'le 100 milyon doz aşı için anlaşıldığını söyledi. Vaka sayılarına değindi. Düşüşe dikkat çekti. Ankara'ya bir gidelim. Daha fazla detay alalım bu açıklamayla ilgili. Muhabir arkadaşım Ece Altuğ bizi bekleyen isim. Ece günaydın. Hoş geldin yayına. Kuşkusuz önemli bir toplantıydı. Bakan Koca'nın açıklamaları da önemliydi. Detaylarını senden dinleyelim. Cansın Ramazan bayramı öncesindeki son bilim kurulu toplantısıydı bu. Dolayısıyla alınan tedbirler ve bunların etkisi değerlendirildi. Fahrettin Koca'nın açıklamalarına bakacak olursak son 15 günde vaka sayılarında önemli oranda bir düşüş yaşandığının altını çizdi. Ve bu düşüşün hastaneye yatışları da doğrudan etkilediğini ifade edildi. Ve etkisinin hissedilmeye başladığını söyledi. Bugünlerde ise ağır hasta ve vefat sayılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz ifade kullandığı Mutasyonlara bir parantez açtı Fahrettin Koca. Mutasyonlarla ilgili çok sayıda kayıt ve incelemeyi eş zamanlı olarak takip ettiklerini söyledi. Ama ekledi mutasyonlar konusunda ne iyimser olacak ne de karamsarlığa sebep olacak somut bir tespit maalesef yok ifadesini kullandı. Ki hatırlatalım Türkiye'de aslında son olarak Hindistan mutasyonu da görülmüştü. Özellikle İngiltere mutasyonunda yaygın olarak görülmesinin ardından. Yine bunun dışında baktığımız zaman zaman aşılara ilişkinde bilgi verdi bir kez daha. Türkiye nüfusunun yaklaşık 3 katı, 3 katı kadar anlaşma imza atıldığını bir kez daha altını çizdi. Ve şu anda Türkiye 100 milyon doz Sinovac, 90 milyon doz Biontech ve 50 milyon doz da Sputnik V aşısı almak için imza atıldığını duyurdu, ifade etti. Yani toplamda 240 milyon dozluk bir anlaşma yapıldığını söyleyebiliriz. Covid-19 aşısı açısından tabii muhalefete yönelikte tepkisi vardı. Gelen bazı iddialar vardı. Çin'le 100 milyon değil 50 milyon dozluk anlaşma yapıldığına dair. Bakan koca bu iddialara da tepki gösterdi. Çin'le ilk seferde, Çin'le iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık gelen, toplam 100 milyon doza karşılık gelen bir anlaşma imzaladık dedi. Ve bugün Çin'den aşı gelecekti. Nerede diye soranlar, dün Çin'le aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin ifadesini kullandığı Sağlık Bakanı Fahrettin koca yaptığı açıklamada öne çıkan mesajları da bu şekildeydi.